Yani kimyasal ilaç kullanılacak diye bir şey yok. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da insanlar dikkat ediyor sağlığına. Biz niye dikkat etmiyoruz? Biz niye dikkat etmiyoruz? İlle ki zehirlenmek mi istiyoruz? Kimyasal ilaç kullanan çocuklar, bebekler gelişmez. Doğdu diyelim bebeğiniz, anne baba antibiyotik verdi, üşüttü, grip, nezle oldu. Veya ağrı kesici verdi, parasetamol içeren. Ne oldu? Çocuğun bağırsağındaki faydalı bakteri yok oldu. Yok olursa ne olur? Vitamin yok, enzim yok, mineral yok. Bu çocuk nasıl gelişecek? O çocuk hem beyni hem de vücudu gelişmez. IQ'su 170-180, süper zeka olan bir çocuk diyelim ki öyle doğdu. Kimyasal ilaçla siz onu geri zekalı yaparsınız. Geri zekalı. Bunu kim yapar? Annesi babası ve yanlış kimyasal ilaçlar, ağrı kesiciler. Hemen al bunu, al bunu kullan. Zehirle, zehirle, zehirle. Bunu yapıyoruz, yanlış yapıyoruz. Almanya'da doktorlar antibiyotik yazmıyor. Ağrı kesici yazmıyor. Ne yazıyor? Bitkisel. Dünya bitkiye dönüyor. Biz hala diretiyoruz. Yok. Olmaz. Niye? Çünkü ne kadar ilaç yazılırsa, yazarsa kişi, o kadar promosyon kazanıyor. Evet, ev kazanıyor, antibiyotik, araba kazanıyor, izin kazanıyor. Urla işe gidiyor, havai adalarına gidiyor. Havai adalarına gitmek için vatandaşın çocuğunu zehirleyecek. Yani genel anlamda antibiyotik çok yazılan, dediğiniz gibi, ilaçların başında geliyor ve ona odaklanmış herkes. Yani antibiyotik içersem geçecek diye düşünüyorlar. Yani bunu bir şekilde bitkisel yollarla, dediğiniz gibi, artık çözümsemek gerekiyor. Evet, seneler önce benim başımda bir olay geçti. Benim küçük oğlum çocuk doktoruna götürmüşler. Ne oldu dedim. Aa, hastalandı. Çocuk mosmor oldu. Öğrenemedim. Doktora götürmüşler. Çocuk doktoruna apar topar koştum, vardım çocuk doktoruna. Dedim ki nedir? Bilmiyor. Kimse bilmiyor. Nedir, nedir, nedir? Aradım annesini. Ne oldu çocuk? Neden oldu? Niçin oldu? Aa, mısır yedi, rahatsızlandı. Dedim ki çocuk mısır yemiş, rahatsızlanmış. Boğazına mısır kaçmış, nefes borusuna. E ne yapacağız? Doktor da bilmiyor ki ne yapacağız? Ne yapacağız dedim. Ters çevireceğiz, salayacağız. Boğazına mısır taneleri dökülecek. Ha öyle mi? Hadi yapalım. Ters çevirdi. Çocuğu ayaklarından biraz silkeledi. Nefes borusundaki mısırlar döküldü, bitti. Ama bu arada gittim. Dedi ki şu ilacı al. Gittim bir sürü ilacı aldım. Lüzumsuz yere. Ondan sonra eczane kendisinin. Ondan sonra dedi ki ya bu ilaçlar bir fakire lazım olur, burada kalsın. Üç defa beni ne yaptı? Hem parasını aldı, hem ilacı aldı, hem ilaçları el koydu vesaire. Ne?